10-12 yaşında falanım böyle. O sıralar bizim mahalleye bir abi takılmaya başladı böyle. 20-25 yaşlarında herhalde. Psikopat. Bildiğin psikopat böyle. Hani gözler öyle bir şaşı ki. Teki Anglikan Kilisesi'ne bakıyor, teki Kabe'ye bakıyor amına koyayım, tamam mı? Ve hikayeci abilerden. Hani hem akranlarını anlatabileceği artı 18 hikayeleri var, hem de çocuklara anlatabileceği hikayeleri var. Ulan ne adam ya diyoruz böyle dinleyince falan, öyle hikayeler. Ya bak şöyle bir adam, tamam mı? Bak şimdi geçen gün gidiyorum, tamam mı? Lavuk çıktı karşıma. Çıktı mantı, dedim ne yapsın, dedi soğayan. Bak bak lafa bak bak şimdi. Ha, böyle bir adam, abartmıyorum. Eksiği çok yani, fazlası hiç yok. Böyle bir adam, tamam mı? Bu içeri girmiş çıkmış. Biz buna taşacağını soruyorduk böyle, şimdi ismini vermeyeyim. Orhan diyelim, tamam mı? Yani ismini vermeme sebebim kişilik hakları, özel hayata saygı falan değil. Hani gelir bulur götümden bıçakları koyayım. 20 sene geçmiş en son göreli ama olsun. İşte Orhan abi sen neden içeri girdin ya diyorduk, tamam mı? Gaps'tan yeğenim diyor, tamam mı? Hani Gaps diye bir şey olduğunu zannediyor. Hani 5 senede öğrenememiş. Diyorlar yani. İşte hapis cezasının amacı suçluları rehabilite etmek. Lan adam 5 senede niye 5 sene yattığını öğrenememiş amına koyayım. Ne rehabilitasyonu? Kere ben işte ufak tefeğim, çocuğum. Mahallede dolanıyorum ya da top mu oynuyorum, neyse işte. Bu arabanın camından kafayı uzattı böyle. Cemre gel abisi gel dedi, tamam mı böyle. Gittim yanına böyle. Bir tane teyip çıkardı. Şimdi bunu alıyorsun, Akif abilerini oraya götürüyorsun. Hadi abicim dedi, tamam mı? Şimdi teyip amına koyayım yani. Onun mudur, çalmış mıdır? Amına koyayım tırstım. Vallahi tırstım amına koyayım. Çalıntı mal şimdi. Yani muhtemelen çalıntı. Çünkü hani onun olan hiçbir şey aslında onun değil. Hani özel mülkiyet kavramı yok adamda. Dedim ki Orhan abi bu senin mi? Hani çünkü onunsa götürmeyeceğim. Çamura atacağım. Bu anladı benim niye o soruyu sorduğumu, tamam mı? Sinirlendi böyle. Lan dedi. Tamam dedim, aldım. Tamam mı? Çünkü bağırınca gözünün şaşısı bir 30 derece daha kaydı amına koyayım. Hani Anglikan Kilisesi'nden Luteryan Kilise'ye kaydı. Kıblede Mısır'a kaydı aşağıda. Tamam dedim, aldım. Şimdi yalnız ben götürmek istemiyorum amına koyayım. Kim bilir kimin teybi. Çocuğum bile tırsıyorum. Hayır şu an olsa da yapmam yani öyle bir şey. Ben böyle yavaş yavaş yürüyorum yalandan. Sokağın başında böyle iki arabanın arasına girdim, çömeldim, bekliyorum vakit geçsin diye. Elimde on şeyle yürümem amına koyayım, mahallenin dışına çıkmam. İşte bir süre geçti, 15 dakika, yarım saat, neyse, geri götürdüm teybi, cama vurdum, al dedim Orhan abi. Bu dedi ki ben yarım saattir seni izliyorum buradan. Meğer dikiz aynasından beni seyrediyormuş orospu çocuğu. O gözlerle nasıl gördün sen beni amına koyayım? Tam bir fiyat performans gözü ya. İbneye bak. Sonra dedi ki bana, sen şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Bu teyple mahallede 3 tur atıyorsun, sonra Akif abine gidiyorsun. Orası bu çocuğu bir de askeri ceza veriyor. Çok düzen nizam bilirmiş gibi. Yalnız benim küfür repertuarımda tabii bu çocukluğun da etkisi var amına koyayım hani. Ben ama en baba küfürleri şey de değil de,